Efendim tabii ki haber ağırlığımız hiç kuşkusuz Filistin'deki İsrail'in işlediği savaş suçları. Şimdi daha önce esir teslimine sıcak bakmayan İsrail, Gazze'ye takas için hazır olduğunu bildirdi. Esirlerin yakınları da Savunma Bakanlığı önünde bir kez daha Netanyahu'yu protesto etti. Yönetimi protesto etti. İşte İsrail'in bombardımanlarına ise Hamas'tan da misilleme gecikmedi efendim, izleyelim. İsrail bombardımanında 50 esir öldü. Esir yakınları Tel Aviv'e baskısını artırdı. İsrail'de esir krizi büyüyor. Netanyahu hükümetinden bazı isimler Hamas'la mücadelede esirlerin gözden çıkarılabileceğini öne sürmüştü. Bombardımanlarda 50 İsrailli Gazze'lilerle birlikte hayatını kaybetti. Esir aileleri ise soluğu İsrail Savunma Bakanlığı'nın önünde aldı. Aileler Tel Aviv yönetimine esirlerin geri alınması için girişimde bulunması çağrısı yaptı. Gazze'de kara harekatına tepki gösterildi. Netanyahu hükümeti protesto edildi. Artan baskılar İsrail hükümetinde tavır değişikliğine neden oldu. Daha önce esir teslimine yanaşmayan Tel Aviv bu kez takası değerlendirmeye hazır olduğunu duyurdu. Gazze'de şiddetlenen İsrail bombardımanına Hamas'tan misilleme geldi. Tel Aviv'e gece saatlerinde roketli direniş başlatıldı. Demir kubbe hava savunma sistemleri devreye girdi. Roketler havada imha edildi. Sistemi aşmaya başaran roketler ise yerleşim bölgelerine vurdu. Yükselen alevler böyle görüntülendi. Roket atışı gündüz de devam etti. Bir evin isabet aldığı anlar kameraya yansıdı. Roketler elektrik kesintilerine neden oldu. 7 Ekim'den bu yana sınır yakınlarındaki 125 bin İsrailli tahliye edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.